Tamam. Tamam. Tamam oldu. Tamam. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Merhaba Barış Bey, nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Çok teşekkürler, sağ olun, eksik olmayın. Yani az önce siz de söylediğiniz gibi idam da çözüm değil dediniz. Değil. Ne? Değil. Biraz da öfke, sinir işte. Yani o ekonomik çıkmaz. Kurbanlar bu insanlar oluyor işte. Evet. Ne yazık ki. Kurban. Çok kitap okurdu. Çok kitap okurdu. Hı. Kendini geliştirirdi. İşte dedikoduyu sevmezdi. Evet. Yalanı sevmezdi. Boş konuşmayı sevmezdi. Çok iyi niyetliydi. Çok yani, saftı. Çok saftı. Çocuk gibi de. 9'dan yeni girmişti 19'una. Evet. Susuz, günahsız. Hiç. Yani oradan diyeyim niye kurtulmadı? Olurdu. 3 gün önce telefonu bozuldu ya. Evet. Alamadık işte parasızlıkta. Dedik alırız, biraz bekleyelim. Hı hı. Yani onunla çok ilgisi yok. Ben de onu demeye çalıştım hani. Vallahi acılar içinde geçiyor yıllarımız. Her dakika, her saniye Özgem içimizde. Yani ölene kadar da bu böyle olacak yani. Yani ben devlet büyüklerimizden idamın, yasanın, kanunun gelmesini istiyorum. Kızlarımız, kadınlarımız katledilmesin. Suçsuz, günahsız yavrularımız katlediliyor. Kadınlarımız katlediliyor. Buna bir dur denesin. Herkes taşın altına elini koysun diyorum. Vallahi duydukça çok üzülüyorum. Yani izlemek bile istemiyorum. Televizyonu açtıkça, gördükçe acılarımız aklımıza geliyor. Zaten biz ilaçlarla hayattayız. Psikiyatri, psikolog tedavi görüyoruz ailecek. Yani çok kötü bir durum. Allah kimsenin başına vermesin diyorum. Bugün kızımın vefatının 6. yıl dönümü. 6 yıl dile kolay. Su gibi gelip geçti ama bizi de deldi geçti. Kadın şiddeti tabii hiçbirimizin istemediği, tasvip etmediği bir olay. Hele ki kadına şiddet, kadın cinayeti insanlığa ihanettir demiştir Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani bu anlamda Türk kadını bunu hak etmiyor. Bu sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sorunu değil aslında. Bu aynı zamanda küresel bir sorun. Güzel yavrum. Vefatından kısa bir süre önceydi. Tabii biz bunu defalarca dile getirdik. Dünyanın en iyi psikoloğu olacağım baba diyordu. Bütün hastaları iyileştireceğim diyordu. Yavrumun gücü de bir yere kadar. O vefatıyla hastaları iyileştirdi aslında. Ama bu durum yavrumun özellikle kanserli çocuklara karşı LÖSEV'e büyük bir hassasiyeti vardı. Kanserli çocuklarla ilgili. Biz bunları hatırladıkça, bunlar aklımıza geldikçe kahroluyoruz. Özgem'i anmadığımız, düşünmediğimiz, kalbimizden geçirmediğimiz bir dakika bile yok. Hani psikolojik olarak rahatsızlığımı falan verenler, bir sürü hastalık uyduran şahmaranın başıma bela olacağını ben zaten biliyordum. Onların, iblislerin istediği gibi bir tepki vermedik. Biz sevgi ve barış dedik. Bu durumda memleketimizin hayırını oldu. Bir ressam yaptırmıştı. Size bir armağan olarak mı? Evet, armağan hediye olarak bize gönderdi. Hatta ismini de unuttum beyefendinin de. Özge'nin resimlerini tabu ya böyle gerçekten profesyonel bir şekilde geçirmiştim. İki gün sonra bu resimler gelmişti. Üstelik asmışsınız. Evet. Diplomasını
Özgecan'la ilgili. Evet. Özge Hanım, nöroterapi sayesinde neler değişti hayatınızda? Derslere olan dikkatim daha da yoğunlaştı. Evet. Dikkat eksikliği konusunda bayağı bir yol kat ettiğimi düşünüyorum. Ani öfke patlamalarımın bayağı yani düzeldiğini düşünüyorum. Bayağı yani azaldığını düşünüyorum. Evet. Eskiye göre hafızamda da bayağı değişiklik olduğunu düşünüyorum. Sınava hazırlanıyorsunuz değil mi? Evet. Sınav hazırlıklarında faydası oldu mu şu anda? Tabii ki kesinlikle. Şu anda sınav hazırlanıyorum zaten. Çok faydası olduğunu düşünüyorum. Evet. Teşekkürler. Baş taraf önce. Neden böyle bir şey yaptınız? Yol açalım. Başını niye eğiyorsun? Eğer geleceksiniz gelebilirsiniz. Arkadaşlar.